Merhaba sayın izleyen. Sizinle daha önce su böreği yapmış mıydık? Yapmamış mıydık? O halde bugün hamur yırtılmayan çok güzel bir su böreği yapalım. Hamuru için malzemelerimiz çok basit ve çok kolay. 6 adet yumurta, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 3,5 su bardağı un. Yine elimize yapışmayacak kıvama gelene kadar unu azar azar ekleyeceğiz. 3,5'u geçebilir. Yumurtalarınızın büyüklüğüne göre. Kara katları için 130 gram tereyağı, yine arzu ettiğiniz kadar peynir, ben kaşar, dil peyniri, kolot peyniri, evde ne varsa bozulmasını istemediğim peynirler bu şekilde dilimledim. Siz nasıl peynir seviyorsanız, eriyen, sünen, nasıl peynir arzu ediyorsanız o şekilde peynir kullanın. Şimdi yumurtalarımızı kırarak başlayalım. Yumurtalarımızı kırdık. İçerisine tuzumuzu ilave edelim. Şimdi unumuzu azar azar ekleyelim. Evet, hamurumuz bu şekilde yumuşak, hafif ele yapışır şekilde güzel bir kıvam aldı. Şimdi onu 12 parçaya bölmeye çalışalım. Şu şekilde. Şimdi şöyle bir tabağımızı unlayalım hafif. Bu bezelerimizi şu şekilde tabağımıza alalım. Şimdi bezelerimizi bu şekilde poşete koyduk. Şimdi yarım saat dinlendirelim. Evet, bezelerimiz yarım saat kadar dinlendiler. Şimdi onları böyle köşeye alalım. Undan da faydalanacağız. 3,5 su bardağından. Daha fazla un hamurumuzun içerisine girdi. Bir de şöyle birkaç su bardağı unumuz var. Onu da açarken kullanacağız. Şimdi bezelerimizi teker teker alalım. Tezgahımızı iyice unlayalım. Bezemizi şöyle açalım. Bezelerimizi bu şekilde hazırladık. Şimdi onları açalım.
Hamurumuzu bu şekilde açtık. Tepsimizin dibini şöyle az yağlıyoruz. Bu şekilde yağlayalım. Bu yufkamızı hiç pişirmeden direkt tepsimize bırakıyoruz. Bildiğiniz gibi baklava yufkamızın üstü ve alt katmanı hiç pişmiyor. Haşlamadan koyuyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle ufak bir yağlayayım. Burada yağ ayarı çok önemli. Bu ayarı çok kaçırmamamız lazım. Evet, bu katmanı iyice yağladık. Tepsiniz bu şekilde hazır. Şimdi diğer bezelerimizi açalım. Şimdi bu bezeleri açtıktan sonra bunları ayrı bir masaya koyun. Oradan haşlamaya göndereceğiz. Şimdi hepsini açalım. Daha sonra nasıl haşlayacağımızı göstereceğim. Bu büyüklük bizim için, bizim tepsilerimiz için yeterli. Şöyle fazla unlarını alalım. Şimdi bunları başka bir masaya sereceğim. Tüm bezeleri bu şekilde açıyorum. Bitiriyorum. Daha sonra haşlama aşamasına geçeceğiz. Evet, son yufkamızı da açtık. Çok şükür bitti. Biraz zahmetli. Yalan söylemeye gerek yok. Bu işi de yapacaksınız. Biraz bu zahmete katlanmak gerekiyor. Benden söylemesi. Şimdi bu yufkalarımızı haşlayacağız. O aşamaya geçelim. Bugün nasıl su böreği açılır, nasıl su böreği hamuru yoğrulur hep birlikte gördük. Su böreği hamurumuzu nasıl pişireceğimizi, tepsimize nasıl dizeceğimizi, nasıl haşlayacağımızı görmek için aşağıya bırakmış olduğum linkten veya şu yukarıdan tıklayarak ikinci bölümümüzü izlemenizi tavsiye ediyorum. O videomuzda nasıl pişireceğimizi, böreğimizi nasıl sunacağımızı göstereceğim. Şimdilik hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Afiyette kalın.